Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Medyen ahalisine de içlerinden biri olan Şuayb'ı gönderdik. Ey benim halkım dedi. Yalnız Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. İşte size Rabbinizden açık delil geldi. Artık ölçüyü, tartıyı tam yapın. İnsanların haklarını eksiltmeyin. Halka haksızlık etmeyin. Ülkede düzen sağlanmışken fesat çıkarıp huzuru bozmayın. Bana inanıp bu dediklerimi yapmanız sizin için elbette hayırlıdır hem öyle tehditler savurarak yol başlarını tutup Allah'a iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeyin ve bu yolun eğri büğrü olduğuna dair şüpheler verip halkı yanıltmayın. Hem düşünün ki bir zaman siz sayıca pek az idiniz. Öyleyken Allah sizi çoğalttı. Ülkeyi bozan o müfsitlerin sonunun nasıl olduğuna bakın da ibret alın. Eğer benimle gönderilen gerçeğe, içinizden bir kısmı inanıyor, bir kısmınız inanmıyorsa, eh ne diyeyim, o halde aramızda Allah hükmünü verinceye kadar bekleyin. Zaten hüküm verenlerin en iyisi odur.'' Halkından kibirlenen eşraf grubu, Bak şu ay, dediler. Yeminle söylüyoruz. Ya dinimize dönersiniz, ya da seni de, sana inanan taraftarlarını da, ülkemizden süreriz. Şuayb şöyle cevap verdi. Peki, istemesek de mi dinimizden döndürüp süreceksiniz? Ya istemezsek ne olacakmış? Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. Kavminden inkara sapan ileri gelenler, eğer şuayba uyacak olursanız, kesinlikle perişan olursunuz, diye tehditte bulundular. Derken, şiddetli bir deprem Onları kıs kıvrak yakaladı ve derhal oldukları yerde çöke kaldılar. Şuayb'ı yalancı sayanlar onlar değildi sanki vatanlarında şen şakrak dolaşanlar. Şuayb'ı yalancı sayıp perişan etmek isteyenler asıl perişan olanlar işte onlar oldular. Gördüğü müthiş manzara karşısında Şuayb yüzünü üzüntüyle öteye çevirip, Zavallı halkım dedi. Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ etmiştim. Sizin iyiliğinize çalışmıştım. Size öğütler vermiştim. Artık böyle nankör, böyle kafir bir toplum için, ne diye üzülüp kendimi harap edeyim? Kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerin başlarına gelen olaylara dair haber, onlara ulaşmadı mı?' Nuh kavminden, Ad, Semut ve İbrahim kavminden, Medyen halkından ve şehirleri yerle bir edilen toplumdan haberdar olmadılar mı? Onlara peygamberleri açık deliller getirdi ama inanmadılar. Bundan dolayı Allah'ın gazabına uğradılar. Ama onlara Allah zulmetmedi, lakin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. O da onlara, ey halkım dedi, yalnız Allah'a ibadet edin. Çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Hem ölçü ve tartıyı eksik tutmayın. Ben sizin bolluk içinde olduğunuzu görüyorum. Ama böyle devam edecek olursanız, sizi azapla kuşatacak olan bir günden korkuyorum. Ey halkım! Ölçü ve tartıyı dengi dengine tam tutun. Halkın hakkını yemeyin ve ülkede müfsitlik ederek fenalık yapmayın. Eğer mümin iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sadece sizin iyiliğinizi düşünerek öğüt veriyorum. Yoksa sizin üzerinizde bir bekçi değilim." Vahit dediler. Atalarımızın taptıkları tanrılarımızı terk etmeyi, yahut mallarımız konusunda istediğimiz şekilde davranmamızı senin namazın, ibadetin mi emrediyor? Aferin, amma da akıllı, uslu bir adamsın ha. Vayip, ey halkım dedi. Ya ben Rabbimden gelen açık deliyle dayanıyorsam ve o kendi katından bana güzel bir nasip lütfetmişse ona nankörlük etmem doğru olur mu? Hem ben, sizi birtakım şeylerden men ederek, kendim onları işlemek istemiyorum ki. istediğim tek şey, gücüm yettiğince ortamı düzeltmektir. Muvaffak olmam sadece, Allah'ın yardımı ile olur. Onun için, ben de yalnız ona dayanıyorum, ona yöneliyorum. Ey halkım! Bana muhalif olmanız, sakın sizi Nuh halkının yahut Hud halkının ve yahut Semut halkının başına gelen felaketler gibi bir musibete uğratmasın. Lut kavmi ise zaman ve mekan bakımından zaten uzağınızda değil. Bari onların başına gelen felaketlerden ibret alın. Rabbinizden af ve mağfiret dileyin. Sonra günahlarınızdan tövbe edip ona sığının. O sizi affeder ve korur. Çünkü Rabbim rahimdir, veduttur. Pek merhametlidir, kullarını çok sever. Halkı ise, şuayb dediler. Söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Kabul etmiyoruz. Hem içimizde seni pek zayıf görüyoruz. Eğer senin, üç beş kişilik akraba grubunun hatırı olmasaydı, seni taşa tutar, linç ederdik. Bizim nazarımızda senin hiç önemin yoktur. Şuayb, Ey milletim! Demek, akrabam sizin nazarınızda, Allah Teala'dan daha mı kıymetli ki, siz onun buyruklarını arkanıza atıverdiniz? Ama şunu hiç unutmayın ki, Rabbim, yaptığınız bütün şeyleri ilmiyle ihata etmektedir. Ey milletim! Siz var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapıyorum.'' zelil ve perişan eden azabın kime geleceğini ve asıl yalancının kim olduğunu yakında bilip öğreneceksiniz. Gelecek azabı gözleyip bekleyin. Ben de gözlüyorum. Azap emrimiz gelince, tarafımızdan bir lütuf olarak, şuayb ve beraberindeki müminleri, o azaptan kurtardık. Zulmedenleri ise, o korkunç ses bastırıverdi de, Diyarlarında çöke kaldılar. Sanki hiç orada yaşamamış gibi oldular. Evet, Semut halkı defolup gittiği gibi Medyen halkı da defolup gitti. Musayı da ayetlerimizle ve özellikle pek aşikar bir delil ile ey ki halkı da zalim mi zalim bir halk idi. Kız kardeşin denizden seni alanların yanına varıp ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken, sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de, yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Eğer onlar seni yalancı sayıyorlarsa, sen bil ki, onlardan önce Nuh, Ad ve Semut halkı da, İbrahim'in halkı da, Lut'un halkı da, Medyen ahalisi de, Resulleri yalanlamışlardı. Musa da yalancı sayılmıştı. Ben de şöyle yaptım. Her seferinde inkarcılara mühlet verdim. Sonra da tuttuğum gibi işlerini bitirdim. Onların inkarına mukabil nasıl olurmuş benim inkarım cümle alem görüp bildi. Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbül Alemin'dir. Kardeşleri Lut, onlara şöyle dedi. Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki, ben size gönderilmiş, güvenilir bir elçiyim. Öyleyse, Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbül Alemin'dir. Neden siz, bütün insanlardan, sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten, iyice azmış bir toplumsunuz. Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. Bizi dinle Lut dediler. Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin ben dedi sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum beni ve bana tabi olanları onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya rabbi ben dedi sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum beni ve bana tabi olanları onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi biz de onu ve ona uyanları tamamen kurtardık yalnız bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu sonra geridekileri hep imha ettik üzerlerine öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sorma uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi Ey ki halkı da Resulleri yalancı saydı. Lut'u da halkına Resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki, Siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten ne cahil bir güruhsunuz öyle. Halkının buna karşı verdiği cevap sadece, Lut'u ve etrafındakileri şehrinizden kovun. Çünkü onlar çok temiz insanlar. Yanımızda kirlenmesinler. Demekten ibaret oldu. Biz onu, ailesini ve beraberinde olanları kurtardık. Yalnız eşinin geride kalıp, azaba uğrayanlardan olmasını takdir etmiştik. Medyen tarafına yönelince, umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir dedi. Medyen'in su kuyularına varınca, orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu. Onların gerisinde de, kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Siz niçin bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da, çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan, iş bize kalıyor, diye cevapladılar. Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık. Ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen Medyen halkı arasında oturmuş da, ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni Resul olarak biz gönderdik. Ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun.'' Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Onlara dedi ki: Ey benim halkım! Yalnız Allah'a ibadet edin. Ahiret gününü bekleyin ve ülkede fesatçılık yaparak düzeni bozmayın. Onlardan önce Nuh halkı, ashab Res, Semut, At, Firavun halkları, Lut'un hemşehrileri, Ashab-ı Eke ve tüm bağ halkı da hakkı yalanladılar. Evet, onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da, tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar.